Diğer sorumuz İstanbul için seferilik nereden başlar? Şimdi seferilik İstanbul için girmeden önce şöyle seferiliğin başlama noktasını kısaca bir temas edelim genel manada. Bilindiği üzere seferilik meselesi bir kimsenin vatanasi diye tabir etmiş olduğumuz, hayatını idame etmiş olduğu, yaşamış olduğu, geçimini sağlamış olduğu, evlenmiş olduğu veya efendime söyleyeyim herhangi bir mülkiyetinin bulunmasıyla beraber e, orayı e, senenin belirli zamanında yazlık, kışlık ve benzeri nokta, e, gayeler için kullanmış olduğu bir yerden, yani kısaca vatanasi noktasından e, çıkıp seferi mesafe diye tabir edilen 90 kilometrelik uzaktaki bir noktaya gitmesine seferi denir. Misafir diğer adıyla. Seferilik meselesi bir şehrin, ilçenin, kasabanın, köyün, evlerinin bitmiş olduğu yerden itibaren hesaplama başlar. Gideceğiniz şehrin, ilçenin, kasabanın, köyün neyse onun evlerinin girdiği yere kadar ee, ...devam eden ve bu sınırda 90 kilometrenin üzerinde olan noktalardır. Yani eğer seferi olarak adlandırmamız için vatan hastisinden çıkacak... ...ve bunun başlangıç yeri şehrin evleri diye tabir etmiş olduğumuz... ...evlerden sonra fina diye tabir etmiş olduğumuz yerden taksiratlar başlayacak... ...namaz kısaltmaları başlayacak ve gideceğiniz şehrin evlerine başladığı yere kadar... ...örnek olarak verelim mesela İstanbul'dan çıkan bir kimse Bolu'ya gidecek... Ee, ...hani İstanbul zaten sorunla alakalı... açıkçası İstanbul biraz karışık olduğu için... ...başka bir şehirden örnek verelim... ...örneğin... ...Konya'nın merkezinden çıkıyorsunuz... ...merkezin evlerini... ...bittiği yerden itibaren kilometre yaşayacaksınız... ...gittiğiniz ilçenin... ...evlerinin... ...girişine kadar... ...eğer 90 kilometre varsa artık siz seferisiniz. ...eğer 90 kilometreden azsa seferi... ...değilsiniz... ...burada şuna dikkat etmek lazım... ...ee il sınırlamasının seferilikte hiçbir etkisi yoktur. Günümüzdeki il sınırlamasını belirlemesine Mes Mesela Konya havza olarak çok büyük bir alan. Konya'nın bir ilçesinden diğer ilçesinin e, uzaklığı bazen 120-130 kilometreyi bulabiliyor. Dolayısıyla bir insan ben Konyalıyım bana Konya'nın bütün dağları, bütün şehirleri, bütün her yeri e, vatan aslidir ben burada mukimim diyemez. Yaşamış olduğu ilçe, ee, müstakil değerlendirilir, değerlendirilir, yaşamış olduğu şehir merkezi müstakil değerlendirilir, kasaba müstakil değerlendirilir, hatta köy müstakil değerlendirilir. Diyelim ki Konya'nın bir köyünde yaşayan bir kişi gideceği ilçe yine Konya'nın bir ilçesi veya hatta belki de köyün bağlı olmuş olduğu ilçe hiç önemli değil. Eğer bu köyle o bu köyün evlerinin bittiği yerle o ilçenin evlerinin başladığı yer arası 90 kilometre varsa bu köyden çıkan bir kimse seferi olacaktır. Yolda namazlarını kısa olarak kılacaktır. Yani sınır, il sınırı mantığı asla yok. Bağlı olduğu ilçe sınırı mantığı yok. Her yer, her kariyelerin, konutların, hanelerin olmuş olduğu e, yerler, mahalle, köy, ilçe, kasaba, şehir ne derseniz bunların her biri müstakil olarak değerlendirilecektir. Sorumuzda İstanbul için seferlik nereden başlar? Açıkçası bu çok e, günümüzde farklı hani yorumlamalar da yapılıyor. Kimisi il sınırına itibar ediyor. Kimisi efendime söyleyeyim e, İstanbul'u ta buradan Adapazarı, Sakarya oraya kadar muttasıl olarak kabul ediyor. Efendime söyleyeyim kimisi Fatih yani İstanbul'un ilçelerini bile müstakil olarak düşünenler var. Yani Fatih başlı başına bir şehir. İşte diyelim Bağcılar başlı başına bir şehir. Ayrı olarak değerlendirilenler var. Ancak bu usuttaki belki de en doğru ifade yani doğru olduğunu iddia edebileceğimiz ifade edebileceğimiz görüş şudur: İstanbul Avrupa ve Asya diye burayı ikiye ayıracağız. İstanbul Avrupa yakasını ayrı bir şehir mantığıyla düşüneceğiz. Asya yakasını ayrı bir şehir mantığıyla düşüneceğiz. Yani Fatih'te oturan bir kimse Anadolu'ya doğru sefere çıktığı zaman da şimdi ta Boğaz'a kadar bir kesinti yok ve Boğaz'da bir kesinti var. Boğaz'a kadar e, hiçbir hesaplama veyahut da şehirden çıkmışlığı söz konusu değildir. Yani ilçelerin, semtlerin Fatih işte Beyoğlu, Şişli, Taksim, efendime söyleyeyim Mecidiyeköy, Ok Meydanı bunların her biri birbirine bitiştiği için bu bölgenin tamamı tek şehir gibi kabul edilir. Hatta kitaplarımızda yazıyor. A şehriyle B şehrin arası açık olsa ve zamanla bu şehirler dolsa 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 birbirine bitirse bunların tamamı tek şehir olarak kabul edilir. Dolayısıyla Fatih'te oturan bir insan ta Boğaza gidene kadar muttası olduğu için evler artık günümüzde iç içe olduğundan dolayı her halükarda ne yapacaklardır? Seferi olarak başlama durumu oluşmayacaktır. Önümüzdeki ilk e, Avrupa'ya doğru, şey Asya'ya doğru gidenler için Boğaz. Peki bugün Boğazı bir ...fasılı olarak kabul edebilir miyiz? Bu hususta biliyorsunuz İmam-ı Yusuf'un meselesi var. E, Cuma vakitlerinde işte e, aradaki köprüyü kaldırması filan kitaplarımızda zikrediliyor. Ancak bizim e, İstanbul Boğazı gibi geniş olan noktaları onlarla aynı kefeye koymak doğru olmayacaktır. Çünkü oralar zaten kısa olan noktalar. Zaten efendime söyleyeyim e, galve diye tabir etmiş olduğumuz... ...şehrin evleri bittikten sonraki geniş bir feza, aydın, işte ortamın olduğu bir noktalar değil. Kısa olduğu için aslında tek şehir mantığı orada söz konusu olabiliyor. Ama İstanbul demiş olduğumuz yerde Boğaz gibi çok geniş bir ayrıntı var. Dolayısıyla bugün Avrupa yakasına İstanbul'un Avrupa yakasında oturan kimseler Anadolu'ya doğru giderken başlangıç olarak e, kabul edecekleri yer Boğazdır. Yani Boğazdan itibaren karşı artık hesaplamaya yani karşıya geçtikten itibaren taksiratlarına başlayabilirler. Yani namaz kısaltmalarına başlayabilirler. Boğaz Köprüsü, FSM, Yavuz Sultan Selim hatta Marmaray Karayolu'nun da bu noktada etkisi yok. Çünkü alttan da gitse sonuçta evler bittiğinden dolayı orayı şehrin finası olarak kabul edilir. Ve Avrupa yakasında oturan bir kimse artık Asya'ya geçmekle beraber hesaplamaya başlayacaklardır. Aynı şekilde Asya'da oturan bir kimse Avrupa'ya doğru gidecekken onun da hesaplamaya başlayacağı yer, uzaklığı hesaplamaya başlayacağı yer yine Boğaz'dan itibarendir. Yani Boğaz'ın hemen çıkışından itibaren başlayacaklardır. Tabii bu Avrupa'nın, Asya Asya'nın Avrupa'ya gitmesi. E peki Avrupa'da olan bir kimse Edirne tarafına veya da Asya'da olan bir kimse Sakarya tarafına giderken başlangıç nereden olacak? Gittiği güzergaha göredir. Bugün diyelim ki Avrupa yakasında oturan bir kimse e, Edirne tarafına E5 üzerinden giderse ta hemen hemen kesinti neredeyse Silivri'ye kadar hemen hemen devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa'da yakan E5 üzerinden giden bir kimse güzergahı neresiyse güzergaha göre değişir. Yani şöyle bir mantık yok. Ya şuradan otobandan her türlü seferi olunuyor. Ben dolayısıyla oradan giderim. Veya otobandan düz gittiğim zaman da 50 kilometre. O zaman ben seferi değilim. Ama halbuki senin gittiğin güzergah Diyelim ki düz yol buradan 50 kilometre ise sen dağların tepesinden, ara yollardan çıkıp oraya 150 kilometrede gidiyorsun. O zaman bu yolu kullanan kimse için orası seferi bir mesafedir. Ama direkt gidip de 90 kilometrenin altında olan bir nokta için seferi mesafe değildir. O yüzden İstanbul dışına çıkan bir kimse E5'i tercih ederse ölçüm yerleri daha da ileri gidiyor. Bu gittiğiniz güzergahta kontrol edeceksiniz. Evler bittikten sonra eğer galve diye tabir edilen bir 200-300 metrelik bir boşluk varsa bu boşluktan sonra artık namazın taksiratı başlayacaktır ve ölçüm başlayacaktır. Mesela yine Avrupa yakasında oturan İstanbul Avrupa yakasında oturan bir kimse Edirne otobandan giderse daha erken kesinti oluyor. Yani mesela eğer Avrupa yakasında oturan bir kimse Edirne tarafından bugün diyelim ki... Ee, Hani arayollar diye belki ta, mesela üçüncü havalimanı yolu yani Göktürk tarafından işte Kemerburgaz tarafından gidecek olursa o kişinin mesafe ölçümü daha çabuk başlayacaktır. Çünkü niye? Şehrin evlerinin bittiği yer orada daha çabuk geliyor. Güzergah önemli. Yine aynı şekilde Anadolu yakasında oturan bir kimse Ümraniye'de oturuyor. Bu kimse nereye gidecek? Diyelim ki e, Bolu'ya gidecek misal veriyorum. Bolu'ya gideceği zaman da E5 üzerinden E5'i takip ederse Gebze'ye kadar ta yollar muttasıl olarak devam ediyor. Ayrım söz konusu değil. O zaman bu kimse ta bakacak. ha Hocam ben İstanbul sınırlarını geçtim, Kocaeli'ye girdim, ilerliyorum hala evler bitmedi. Önemli değil. Biz ne dedik? Ki eğer iki şehir genişleyip de birleşirse tek şehir hükmünü alır. Tek şehir hükmünü alacağı için evler bitene kadar ölçüm yapılamaz ve o kişi bu kimdir? Evler bittiği an galve miktarı diye tabir edilen 200-300 metrelik bir boşluk Olur. Ondan sonra artık e, namaz taksiratları o kişi için kısaltmaları daha doğrusu başlayacaktır. Ama bu kişi diyelim ki yine İstanbul Anadolu'da oturan, Ümraniye'de oturan bir kimse şey, Bolu'ya otobandan giderse durum daha farklı. Hatta bırakın otobanı Şile yolundan giderse daha erken mesafe ölçümüne başlayacak. Dolayısıyla şunu bilelim. İl sınırı mantığı yoktur seferilik meselesinde. Seferilik meselesinde her belde kendi başına müstakil olarak değerlendirilir. Birbirine bitiştikçe tek şehir kabul edilir. Gitmiş olduğunuz güzergahlarda evler bittiği yerde namaz taksiratı başlayabilirsiniz. Bunu açıklamak için şöyle tekrar bir misal verelim. Şimdi şu bardağın ağzını, kupanın ağzını bir şehir kabul edelim. Siz şehrin en ucunda oturuyorsunuz. En uç kısmında. Siz şimdi buradan başka bir şehre gideceğiniz zaman da eğer şehrin içerisinden geçerek ta buradan yola gidecek olursanız sizin mesafe ölçümünüz burada başlayacak. Çünkü gittiğiniz güzergah oradan. Ama yok ben arkadaki köy yollarını kullanarak gideceğim derseniz o zaman siz hemen o evlerin bittikten sonra ki o finayı geçtikten sonra artık namaz taksiratınız başlayacak ve mesafe ölçümleriniz artık söz konusu olacaktır. İstanbul için de bu şekilde yani şurası deyip nokta vuruşu yapmak mümkün değil. Çünkü her noktada efendime e, e söyleyeyim ayrı durumlar var. Ama bu herkes kendi gittiği güzergahta evlerin bitişine dikkat ederek hareket etmesi gereken bir durumdur İstanbul'da. Diğer şehirlerdeki durumlarda yine aynısıdır. Thank